de gerçek sandım ha. Gerçeğe yakın. Geçecek. Cici. Cici dinozor. Cici dinozor. Bir şey olmaz. Sevgili seyirciler, şu anda taş devri izleyicileri. Taş devrine götürüyoruz sizi. Can you touch this? İmdattan kurtarsanıza beni! İmdat! Elimi tutuldu! Çocuklar ayağımı çekiştirin! Kurtuldum! Teşekkür ederim çocuklar, hayatımı kurtardınız! Sevgili seyirciler, şu anda burası çok kötü kokuyor tabii, biz alışkın da değiliz. Cenk, burası niye şu anda, yiyecekler nedir? Burasının kokması ise evi kapalı olması lazım. Belirli ısı derecesinde olması lazım. Bunlar un kurtları. Bu un kurtlarını çeşitli hayvanlara veriyoruz. Boynuzlu kuşlara veriyoruz, mirketlere veriyoruz, lemurlara veriyoruz. Şu anda benim bana böyle olduğunu merak eden sevgili seyircilerimiz için kokul dağılmaz. Sevgili seyirciler, kaçalım buradan. Sevgili seyirciler, şu anda mirketler için hazırladığımız un kurtları deve kuşu yumurtasının içinde ve onlara vereceğiz. Görüyorsun değil mi hep içinde? Bu kurtçukları yiyorlar, çok da seviyorlar mirketler. Elimi ısırdı. Elimi ısırdı. Sakin, sakin, sakin. Evet sevgili seyirciler, deve kuşu yumurtalarının içindeki un kurtlarına şu anda mirketler, çok şirin hayvanlar ama az önce bir tanesi elimi ısırdı. İçine düşürüyorlar değil mi toprağı? Evet. Düşürüp almaya çalışıyorum. Evet. Onları şu anda bir çeşit idman yaptırıyorsun. Hatta bazen un kurtlarını toprağın içine saklıyoruz. Onlar içerideyken çıktıkları zaman kazma düzlerini daha fazla sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar akrep avcıları. Akrepleri yiyorlar değil mi? Evet, akrep avcıları. Yok, bunda yok. Bunda bir şey yok. Bunlar onda var diye geliyor. Evet sevgili seyirciler, şu anda elimde bir deve kuşu yumurtasını sevgili dostum Cenk bana hediye etti. Çok teşekkür ederim Cenk. Ben bunu nasıl muhafaza edeceğim? Bunlar evde örümcek olmasını engelliyorlar. Biliyorsun Mimar Sinan da aynı zamanda camileri yaparken bunun akıyla... Bununla yapılıyor. Bununla yaptı. Deve kuşu yumurtası sevgili evet. Seyirciler. O yüzden camilerimiz çok sağlam. Padişahımız Fatih Sultan Mehmet top yapımında... Evet, o kullanır, dökümünde de evet, bunları. Evet. Aynı zamanda yenebiliyor bu, 20 kişiyi doyurabiliyor. Yani şu anda bu 20 kişiye ürün alabilirsek, 20 kişi ekmeği bana bana güzel güzel yeniriz. Koca bir tane şöyle tava, evet. Bunu normal kırıp, evet. Ama onların sarısı... içinden bir tane güzel bir deve kuşu çıkmaz. Olabiliyor mu bazen? Yok, bu boş. Gördün mü Mehmet abi? Şurayı çok tatlı hayvanlar. Her zaman bir tanesi gözetlemeci olarak kalıyor. Şu şekil duruyor bak. Şu şekil buraya duruyor. Çıkıyorlar sevgili seyirciler. Ben şimdi gidiyorum. Aynı şekilde bakıyorlar. Bir de 20 ayrı sesle 5 saniyede bir birbirlerine haber veriyorlar. Ben mirketleri gözlüyorum şu anda. Mirketler rahat rahat yiyin. Gelen giden yok. Sevgili seyirciler, şu anda şempanzelerin kafeslerindeyiz, bahçelerindeyiz daha doğrusu. Buraya reçel mi koyduk abi? Reçel koyduk, bal ve reçel karışımı koyup birazdan Romeo isimli sanıyoruz şempanze gelip bunu buradan alacak. Sevgili seyirciler, işte şu anda Romeo ağaç kurdu gördüğünüz üzere. Evet, ipine geldi. Şimdi alet kullanarak... And when you move your body, you can move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you cure, and you don't need no makeup. Original body makeup on my body, you cure, and you don't need no makeup. Original body makeup on my body, physically fit. Resmen kaşık kullanarak sevgili seyirciler, şu anda reçel ve bal karışımını yiyor. Physically fit, woman, ice cream, fantastic. Bütün hayvanlar seviyor ama...
Tabii bu da ölçekli olarak veriliyor. Neden hayvanlara şeker verilmesi sakınca olur? Mesela insanların elindeki köpeklerden örnek vereyim, değil maymunlardan. Köpeklere fazla şeker verdiğiniz zaman gözleri kör oluyor. Sistemi bozuyorsunuz. En zeki hayvan diyebilir miyiz? Çünkü alet de kullanabiliyor. Tabii canım. Ve şu anda elindeki çubukla fıstıkları alacak sevgili seyirciler. Eğer bu maymunla karşılaşırsanız, böyle şempanzeyle kurtulma şansınız çok zor. Ciddi misin? Tabii. Çünkü bunlar doğada vahşi hayvanlar. Evet, şu gelen de liderleri Mehmet abi. Evet, ağzında çöpüyle geldi. Herkes kaşığıyla geliyor. Kaşığı alan geliyor sevgili seyirciler.